Merhaba arkadaşlar, ben Beyza Yeren Nizam. İstanbul Medipol Üniversitesi 4. sınıf İngilizce öğrencisiyim. Arkadaşlar merhaba, ben Gazi Vatan Öztunç. İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere fakültemizle ilgili bilgi vermeye çalışacağım dilim döndüğünce. Umarım hepiniz için faydalı olur. İlk soruyla başlayalım. Fakültenizin konumu nerede? Fakültemiz ana yerleşkesi Beykoz Kavacık'ta, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen çıkışında. İlk 3 yıl preklinik ve teorik eğitimimizi burada alıyoruz. Ardından 4. ve 5. sınıfta stajlarımızı Esenler'deki diş hastanemizde yapıyoruz. Ben de ikinci sorudan devam ediyorum. Gördüğünüz derslerden bahseder misin? Aslında ilk 2 sene ağırlıklı olarak temel tıp bilimlerini görüyoruz. Fakat 2. sınıfta temel tıp bilimlerine ek olarak restoratif, endodonti ve protez derslerini de görmeye başlıyoruz. 1. sınıfta Batuhan birazdan bahsedecek. Komitelerimize ek olarak diş morfolojisi dersi görüyoruz. Genel olarak bu şekilde. Kliniğe geçtiğimiz zaman sadece diş hekimliği ile alakalı derslerimizi görmeye devam ediyoruz. Sınav sistemimizden bahseder misiniz? Daha dün Beyza'nın da söylediği gibi komite sistemi var. Komite sistemi belli bir konu hakkında birden fazla dersi aynı anda görüyoruz ve ortalama 2 aylık süre sonunda bu dersler bitiyor ve 100 soruluk bir sınava tabi tutuluyoruz. Sene içindeki bu komitelerin ortalaması 75'ten yüksekse final dediğimiz son bir sınava girmiyoruz. Ama 75'ten düşükse final sınavına tabi tutuluyoruz. Finalde de tüm senenin gördüğümüz tüm dersleri tek bir sınav olarak 200 soru olarak alıyoruz. Senenin %40'ı final sınavında %60'ın ortalaması 60 puanı geçerse o dönemi başarıyla tamamlamış oluyoruz. Diğer bir soruya geçelim. İngilizce bölümü var mı? Evet, biz de Türkçe ve İngilizce sınıfı olarak ikiye ayrılıyoruz. Türkçe diyoruz ama aslında o sınıftaki arkadaşlarımız da %30 İngilizce okuyorlar. Hazırlık her iki hem İngilizce hem %30 İngilizce sınıf için zorunlu. Ama sene başında yapılan İngilizce muafiyet sınavına girildiği takdirde ve başarılı olunduğu takdirde hazırlık sınıfı atlanıp bölüme geçilebiliyor. Farkları şu şekilde. İngilizce sınıfı bütün dersler İngilizce anlatılıyor ve %100 İngilizce olarak geçiyor. Yani hoca da derste İngilizce anlatıyor. Ders notlarınız da İngilizce oluyor. Fakat %30 İngilizce sınıfta senenin bazı dersleri, mesela bir komite içerisindeki bir ders senede İngilizce anlatılıyor. Bu şekilde o %30 İngilizce yakalanmaya çalışılıyor. Farkları ve benzerlikleri açısından şunu da söylemek lazım. İngilizce okuyacak olan arkadaşlar, ana dilinizden farklı bir dilde eğitim görmeniz ve o dersi çalışmak zorunda olmanız gerçekten kolay değil. Bunun bence bilincinde olarak yazmanızı tavsiye ederim. İngilizcem benim çok kötüydü fakülteye başlarken. Hazırlıkta gerçekten çok güzel bir İngilizce eğitim veriyorlar. Ardından 1. sınıfta da kulak aşinalığı ve sisteme illaki bir yerde giriyorsunuz ve dersleri, yani ben diyorum nasıl anladım hala gerçekten idrak etmek zorundayım. Çok kötüydü İngilizcem ama artık yani dersleri gayet iyi anlayabiliyorum. Akıcı konuşma olmasa da akıcı anlama var. İngilizce mi Türkçe mi seçecek olsaydım yine İngilizce seçerdim. Çünkü bildiğiniz üzere bilim de ortak değil İngilizce artık. Bilgiye ulaşmak istiyorsak makaleler vesaire İngilizce'de kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Evet, zorlukları gerçekten fazla. Sonuçta dediğim gibi ana dilinizden farklı bir dilde zaten zor olan bir dersi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Fakat zamanla aşılıyor. Yani bir anda anlamayı, bir anda öğrenmeyi beklemeyin. Ben de hazırlık okudum ama tamamen yeterli olmuyor. Sonuçta bir akademik dil var. O yüzden zamanı bırakıp dersleri iyi dinlemek gerekiyor. Böylelikle kulak aşinalığı yakalanmış oluyor. Diğer soruyla devam edelim. Hangi pratik işleri yapmaktasınız? 1. sınıfta ağırlıklı olarak sabundan dişler yapıyoruz. Ek olarak mum modeli işlemlerini yapıyoruz. 2. sınıfa geçtiğimizde restoratifte dolgu yapmayı öğreniyoruz. Amalgam dolgusu. Protez öğrenmeye başlıyoruz. Sabit protezle başlıyoruz. 2. sınıfın 2. dönemi endodonti yani kanal tedavisi preklinik eğitimlerimiz başlamış oluyor. Akademik kadro durumumuz nasıl? Akademik kadromuz, profesörlerimiz, doçentlerimiz ve öğretim görevlilerimiz hepsi kendi ana bilim dalında başarılı ve öğretmeye yatkın hocalarımız. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sizlerin de yaşayacağını asla düşünmüyoruz. Hocalarımızı çok seviyoruz. Fakülte donanımımız yeterli mi? Fakülte donanımımız fazlasıyla yeterli. Sınıflarımız kalabalık ve sınıflarımızın kalabalık olmasına rağmen herkese fantom düşüyor. Yani yapay hasta modelleri. Bunlar fazlasıyla yeterli. Hatta artıyor bile diyebiliriz. Zaten Avrupa standartlarında laboratuvarlarımız var. Türkiye'deki en iyi laboratuvarlardan biri.
Manipülasyon laboratuvarımızda fazlasıyla geniş ve yeterli. Aynı zamanda temel tıp bilimlerini aldığımız mikrobiyoloji, biyokimya laboratuvarımızda oldukça donanımlı ve fazlasıyla yeterli. Üst-alt ilişkisi olarak bizim üst sınıflarımızda, bizler de alt sınıflarımızda elimizden geldiğince yardımcı olmayı, sistem içinde entegre olmaları için gereken tüm yardımları yapıyoruz. Öğrenciler olarak yardımlaşmayı seven bir okuluz diyebilirim. Asistan-öğrenci ilişkisi diğer okullara göre bir tık daha önde olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü asistanlarımız bize abi-kardeş ilişkisi var diyebilirim. Aramızda öyle bir ilişki var. Tabii bu profesyonellik asla bozulmuyor. Hocalarımız da takıldığımız her yerde öğretmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve bizim sorunlarımızı yüksek sabırla dinliyorlar diyebilirim. Stajyerin işleyişi nasıl? Stajyerin işleyişi gayet sistematik ve düzenli. Minimum haftada 3 gün olmak üzere stajyere gidiyoruz. Stajyerimiz 4. sınıfta başlıyor. İlk 3 senede aldığımız preklinik eğitimleri fazlasıyla stajyerde işlerimizi yapabilmemiz için yeterli oluyor. Birçok malzemeyi okul temin ediyor. Ama mesela el aletleri olsun, frezler olsun, elektronik aletler olsun bunları kendimiz temin ediyoruz. Zaten bunları da preklinikte önceden almış olduğumuz için stajyere başladığımız zaman çok da bir masrafımız. Burs hangi durumlarda kesilir? Sınıfta kalınca burs kesiliyor mu? 2 yıl üst üste bir sınıfta kalırsak bursumuz kesiliyor. Örneğin %100 bursluysak %50'ye, %50 bursluysak %25 bursa, yani yarı burs kesiliyor. Ama 2 yıl üstte bir sınıfta kalmak bence pek de gördüğünüz bir şey değil açıkçası. Ben hiç görmedim ben burs kesilmeyi. Bu zaten ÖSYM'nin koyduğu bir kural. Yani okulumuzdan bağımsız bir burs kesintisi yapılıyor. Diğer sorumuz yatay geçiş imkanları nasıl? Fakültemizden başka üniversitelere geçiş, sistem olarak entegre ise birçok üniversiteyle de entegre geçiş yapabiliyoruz. Tabii ki de puan ortalamamız yeterliyse. Genellikle 80'den yüksek ortalama yapmak gerekiyor. Bunun da pek zor olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer hedef olarak başka bir üniversiteye yatay geçişi koyduysak ben geçebileceğine inanıyorum. Başka üniversitelerden bizim üniversitemize geçiş şu şekilde. Eğer kontenjan varsa pek sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Geçiş kolay diyebilirim. Yurt imkanlarının ve ev kiralarının durumu nasıl? Genel olarak İstanbul'da kiralar yüksek. Fakat Medipol'ün yurdu okulun iç kampüsün içerisinde bulunuyor, kız yurdu. Erkek yurduysa yolun hemen karşı tarafındaki kuzey kampüste bulunuyor. Genellikle yurtta yer bulunduğu söyleniyor. Ben yurtta kalmıyorum fakat birçok arkadaşım yurtta kalıyor. Okula da yakın olması sebebiyle yurtlar büyük kolaylık sağlıyor öğrenciler için. Kavacık'ta ev kiraları genel olarak yüksek fakat çevre ilçelerden de ev tutabilirsiniz. Zaten okulumuzun konumu gereği birçok yerden ulaşım rahatça sağlanıyor. Burada hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Üniversitenin kendi yurdunun ücret durumundan bahseder misin diye sormuşlar. Üniversitenin yurt ücretleri ve okul ücretleri her sene güncelleniyor TFTÜFE ve enflasyon oranlarına göre. Tercih edecek arkadaşlarımın da bunu göz önüne almasını tavsiye ederim. Yurt okul kampüsü içerisinde kız yurdu, erkek yurdu yolun karşı tarafındaki hazırlık kampüsümüzde ama yürüyerek 5-10 dakika mesafede bulunuyor. Üniversitemizin en eksik yönünün bu olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de okul kulüpleri var ama bizleri sosyal açıdan doyuracak seviyede değil. Yani biz de bundan dolayı diğer diş hekimliği ile ilgili dışarıdan sivil toplum kuruluşlarıyla, örneğin İstanbul Diş Hekimliği Odası ya da başka diş hekimliği ile ilgili oluşumlarda bulunuyoruz. Bu konuda sıkıntımız var yani. Umarım sizlerle beraber bunu da çözeriz. Yeni gelecek arkadaşlarımızla beraber. Bence İstanbul bir öğrencinin öğrencilik hayatını yaşayabileceği en güzel şehir. Okulumuzun da konumu bunu gerçekten kolaylaştırıyor. Çünkü İstanbul'da hayatımızı trafikten kurtaran şey raylı sistemler. Okulumuzun konumu gereği raylı sistemlere ulaşım gerçekten çok rahat. Aynı zamanda birçok gezme yerine de yakınız. Bu yüzden bu noktada hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ben de Beyza'ya katılıyorum. Konum açısından güzel bir yerdeyiz. Hemen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çıkışında Levent'e, Beşiktaş'a, Taksim'e ve Kadıköy'e maksimum 40 dakika içinde ulaşabiliyoruz. 40 dakikada şehir dışına gelecek arkadaşlarımız için biraz uzun bir süre olabilir ama İstanbul'da 40 dakika gerçekten muazzam bir süre. 3 saat, 4 saatlik trafikleri karşılaştığımızdan dolayı. Ama ilk bir ay şehir dışından gelecek arkadaşlarım için söylüyorum. İlk bir ay sıkıntı yaşarsınız, ardından şehrin yoğunluğuna siz de adapte oluyorsunuz. Sosyal açıdan gerçekten muazzam bir şehir. Dersler zaten genelde ders çalıştığımızdan dolayı okulda
ana olarak yani 3 gün aralıksız okulda ders çalışıp sınava girdiğim olmuştu. Pek tatlı bir anı değildi ama. Evet, zaten diğer bir sorumuz da diş hekimliğine yeni başlayacakları önerilerin nedir? Düzenli çalışmak diyebilirim. Düzenli çalışmak gerçekten önemli. Bir öğrenci için çok zor. Her sınavdan sonra evet bu sınavdan sonra düzenli çalışacağım diyorsunuz. Fakat gerçekten düzeni oturttuğunuz zaman ya da kendi çalışma stilinizi oturttuğunuz zaman bu fakülteyi okumak daha da kolaylaşıyor. Bence gözünüzde büyütmeyin. Çünkü bitiyor ve gidiyor. Yani mesela dönüp bakıyorum hazırlık dahil 4 senemi tamamladım. Çok çabuk geçtiğini düşünüyorum. Sınıfta kalacağım işte her şey çok kötü olacak diye düşünebilirsiniz. Bunlardan dolayı panik olabilirsiniz. Fakat severek okuduğunuz sürece gerçekten çok hızlı geçiyor ve çok kolay bir şekilde bitiyor bence. Ben de bu sene iyi bir ortalama yaptığımı düşünüyorum ama yani her 3 ayda bir ben herhalde bu bölümü tamamlayamayacağım korkusu hala içimde beliriyor. Bu umutsuzluğa kapılmayın. Öyle de böyle bir şekilde bitiyor. Yani zor, gerçekten çok zor bir bölüm. Teorik ve pratik eğitimi çok ağır olan bir bölüm ama bir çaresini buluyorsunuz yani. Keyif almaya bakmak gerekiyor. Aynen, kesinlikle keyif almak lazım. Keyif almadan asla yapılabilecek bir meslek değil. Prekliniklere giderken eziyet çekmeye gidiyormuş gibi değil de bir şeyler öğrenmeye gidiyormuşsunuz gibi düşünürseniz bu bölümü okumak çok daha kolaylaşır bence. Kliniklerde zaten kliniklerde de stres yönetimini öğrenirsek pek de 3 yıldan sonra sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ama ilk 3 yıl özellikle 1. sınıf çok sancılı geçiyor. Evet, temel tıp bilimleri gerçekten zor. 2. sınıfta da aynı şekilde. Ama 2. sınıfın son döneminde gerçekten mesleğinizle alakalı bir şeyler öğrenmeye başladığınızı hissettiğiniz zaman daha da keyif almaya başlıyorsunuz bence. O yüzden severek yapmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Ek olarak prekliniklerde de kendinizi gerçekten verin ve güzel geliştirmeye çalışın. Çünkü bu sizin özgüveninizi oluşturuyor. Eninde sonunda hasta o koltuğa oturacak ve hastaya bakacaksınız. Ama kendinize güvenirseniz, aldığınız eğitime güvenirseniz, preklinik eğitiminize güvenirseniz bu noktada daha özgüvenli olacaksınız ve daha rahat hasta bakacaksınız bence.